8. kanun güven. Basitliğe güveniyoruz. Üzerinde etiketsiz tek bir düğme olan elektronik bir cihaz hayal edin. Düğmeye basmak elinizdeki işi tamamlamanızı sağlayacak. Mabel teyze bir mektup mu yazmak istiyorsunuz? Durmayın. Düğmeye basın. Klik. Mektup gönderildi. Mektubun gittiğini ve tam olarak istediğiniz şeyi ifade ettiğini kesin olarak biliyorsunuz. Basitlik budur. Ve bu gerçekten uzak değiliz. Bilgisayar Mabel teyzenin nerede olduğunu bilirse ve siz daha önce ona bir mektup yazarken izlemişse, sizden onu oldukça benzer nazik bir e-posta gönderebilir. Sadece bir tuşa basın ve iş tamam. Basitliğe güveniyoruz. Bir yetişkin olarak yüzme öğrenmek kolay değildi. Alışılmışın dışında bir öğretmen olan yüzme öğretmenim bize nasıl yüzüleceğini öğretmedi. Bunun yerine dönemin çoğunu nasıl arkamıza yaslanıp suya güvenebileceğimizi öğreterek geçirdi. Bize ileri gitmemizi ve ayaklarımızı, kollarımızı çırpmamızı söylediğinde gelişimimde etkili olan bir an yaşandı ve bir baktım ki yüzebiliyordum. Bundan önce de yüzebileceğimi fark ettim. Sadece suya güveniyordum artık. Ustaya güven. Gıda endüstrisini saran olumsuz iletişimin gücü ne zaman bir lokanta menüsüyle karşılaşsam zihnimi Woody Allen'vari bir skeç sahneye koymaya çağırıyor. Örneğin biftek, deri dana hastalığı, tavuk kuş gribi, balık cıva zehirlenmesi ve vejetaryen tabağı da genetiği değiştirilmiş sebzeler olarak okunuyor. Ne seçeceğimi ve dahası seçimimi yaparken kime güvenebileceğimi bilmiyorum. Bu tür bir menü, stresine alternatif omakase siparişi verebileceğiniz daha iyi bir sushi lokantaları da mevcut. Omakase kabaca kararı sana bırakıyorum anlamına gelir. Burada sözü edilen kişi de sushi şefidir. İşlem basittir. Bunu okuması gerçekten zor, böyle şey gibi. Atasözü veya işte tekerleme gibi. Sushi şefi size bakar, genel yapınızın kabaca bir analizini yapar, bunu mevsime ve o günün havasına yansıtır, elinizdeki malzemeleri de dikkate alarak en uygun menüye dair genel bir fikir edinir. Yemeği yavaş yavaş artan miktarda sunarak süreci başlatır. Tepkinizi dikkatle inceler ve yemeği ona göre değiştirir. Böylesine egoist bir kendine inancın kökeni ustanın erkeklik gururunda ya da konjalıdadır. Ki bu genellikle kendi hayatından daha önemli ya da en azından ustanın gittiği bilimden daha önemlidir. Omakase'nin batıdaki karşılığı şefin menüsüdür. Örneğin, şefin menüsü daha az risk taşıyan bir yaklaşımdır. Zira sonunda yapılan herhangi bir hata yaptığı seçimden dolayı müşterinin hatasıdır. Omakase yaklaşımı ise daha büyük bir risk taşır çünkü bütün sorumluluk ustanındır. Dahası şefin menüsü yaklaşımında aşçı mutfaktadır. Sipariş verme işleminden uzaktadır. Buna karşın omakase durumunda yemek yiyecek olan kişi sushi ustasından sadece birkaç adım ötede oturur. Ve dolayısıyla ustanın müşterisinin damak zevkini kazanmak için verdiği savaşın yaşam ya da ölüm gibi bir özelliği olabilir. Bu usta birisi olarak müşteriye sunabileceğiniz yegane şey sözleriniz ve itibarınız olduğunda kendini beğenmişlik bahisleri arttıran yüksek riskli bir spordur. Gereğinden fazla kendine güven genellikle muhteşemliğin önündeki engeldir. Ve gerçek öncelik müşteriyi memnun etmek olduğunda kişisel egoya çok az yer vardır. Bir sushi ustası riski kabul etmez. Korkusu yoktur. O müşterisinin güvenini kazanmıştır. Eğer kazanmışsa da fırsatı olduğunda kelimenin tam anlamıyla çıplak eliyle o güveni kazanmak için mücadele edecektir. Basitlik güvenilen ustanın kahramanlığı yoluyla elde edilir. Çünkü onun sushisine güveniriz. Sadece geri al. Yaptığınız bir alışveriş sonradan düzeltilebilir. Olduğunu bilmek alışveriş sürecini daha basit hale getirir. Çünkü verdiğiniz herhangi bir kararın nihai kararı olmadığını bilirsiniz. Günümüz müşterileri gerçekten satın aldıkları şeyler için sorumlu tutulmak istemezler. Müşteri güveninin sağlanmasının getirdiği kazanımlar, iade edilen malların neden olduğu kayıplara ağır basar. Geri almanın gücü budur. İnsanların geri almanın sihri hakkında farklı görüşleri vardır. Bazıları bu özelliğin daha fazla risk almalarına
olanak verecek ve vererek insanların yaratıcı olmalarını sağladığını düşünür. Diğerleri ise tam tersine geri alma özelliğinin insanları daha az yaratıcı kıldığını zira düşünüp de fikir değiştirmek yerine tesadüf eseri yarattıklarını savunur. Geriye almak, ortalama Joe'da eksik olan optimizmin istenilen bir panseyidir. Sonuç olarak hepimiz bir suç ustası olamayız. Kendimizden daha büyük bir güce güvenmek, bize bakan ebeveynlerimizin o esas basitlik deneyimini sağladığından beri içimize köklenmiş bir gelenektir. Her bir gereksinim ve istek bir ebeveyn tarafından sağlanmıştır ve bunun karşılığında da onlara sadece güvenimiz değil, sevgimizi de veririz. Bana güven. Google'un tam aradığınız sayfayı karşınıza çıkarmayı amaçlayan kendimi şanslı hissediyorum seçeneğin sonuçları bir gün gelecek, hiçbir zaman yanlış olmayacak ve şansa gerek duymayacak. Bir sistem sizin hakkınızda ne kadar çok şey biliyorsa sizin o kadar az düşünmeniz gerekir. Bunun tersi bir durumda bir sistem hakkında ne kadar çok şey biliyorsanız o kadar fazla kontrole gereksinim duyarsınız. Demiş ve burada bitirmiş John Mayer'dan. Diğer bölüm 9. 9. kanun başarısızlık. Bir diğer kanunda görüşmek üzere.